değil ki burası, inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyuk. Geri gelse de bir görse babam. Kırgın çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. Bu ne şimdi? Nereden çıktı bu Songül? Ne bileyim lan ben. Ben de sizinle beraber görüyorum. Ya şaka mı bu ya? Ya böyle şaka mı olur? Of. Ya bittik biz. Ben daha 17 yaşıma bile girmedim. Annemi babamı bulacaktım, üniversite okuyacaktım, kariyer yapacaktım. Ya benim hayallerim var. Kader, sakin ol. Panik yapmayalım, tamam mı? Bakın sakin olalım, sakin. Bence hemen kaçalım buradan. Geç olmadan kaçalım. Kızım sen angut musun ya? Nereye kaçıyoruz? Ya hem belki bu yazıyı bizim için yazmamışlardır. Yani olamaz mı? Ya kendini kandırma. Biz dün gece ölü bir adamı denize attık. Bu bizim için yazılmış. Belli ki birisi her şeyi görmüş. Ama kim? Kemal abin ortalıkta yok. Ulaş ona. Haber ver. Annemin karnından bebeğini alıyorlar de. Duydun mu kızım? Duydun mu? Kemal'e haber ver. Duydun mu? Allah'ım ne yaptım ben? Ne yaptım? Ne yaptım? Canım, pardon, korkuttum mu seni? Dalmışım. Çay aldım sana kantinden. Yiyecek bir şey istemedin, emin misin? Yok, içim almaz şimdi. Aradın mı annenin işini? Ama birinin haber vermesi gerekiyor, bebeği doğmak üzere. Bebeği babanlarınız iyi değil galiba. Eylül. Kötü mü davranıyordu sana? Eğer öyle bir şey varsa bana anlatabilirsin. Şiddet mi uyguluyordu sana Eylül? Ha? Hayır. O zaman sorup durmayın işte. Tamam canım. Peki tamam. O zaman bana numarasını ver, ben arayayım. Annen doğumhaneden çıkmadan önce burada olsun. Gelemez ki. Neden? Bilmem. Olur mu canım böyle şey? Böyle bir durumda insan öleceğini bilse yine de koşar gelir. Sen bana numarasını ver bence. Gece herkes yurttaydı. Adamı denize attığımız yerde de kimse yoktu. Yani bizden başka birisi görmüş olamaz. E, olmuş işte kızım. Günaydın. 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 Ne yapıyor bunlar?
niye polise gitmemiş, niye buraya yazmış? Belki psikopatın tekidir. Bizi korkudan öldürmeye çalışıyordur. Şahsen ben ölmek üzereyim. Saçma sapan konuşma be. Kendi kafanızdan senaryo yazıyorsunuz. Kızım, bizden başka bilen biri yok. O zaman aramızdan biri. Sen yaptın değil mi? Zaten bir türlü kabullenemedim bizden biri olduğunu. Sırf gıcıklığına. Ya kızım manyak mısın? Ben de en az sizin kadar suçluyum. Niye kendimi yakayım? Doğru. Serkan. O zaman Serkan bize yardım ediyorum ayağına casusluk yaptı. Tabii ya. Sabah erkenden kalktı geldi sprey boyayı aldı bu yazıyı yazdı. Bir sus be. Sus. Cemre. Bak Serkan'ı sen bizden daha iyi tanıyorsun. Böyle bir şey yapmış olabilir mi? Ben eski hayatımdan kimseyi tanımıyormuşum. Son günlerde bunu öğrendim. Felsefe yapma kızım. Önemli bir mevzu çözmeye çalışıyorum burada. Ya bilmiyorum işte, tamam mı? Dün gece ne yaptığınızı biliyorum. Sus sus! Ya bırak, ne yapıyorsun? O okumasa sanki başkaları görmeyecek salak. Dün gece ne at ediniz bakalım? Ne halt yediysek beraber yedik. İnsan gibi yemek yiyebilmek için isyan çıkardık. Sen de bas bas bağırıyordun. Ha, o isyan olayından mı şey etmişler? Evet tabii ki, o yüzden şey etmişler. Yurtta başka olay olmadı ki. Kızlar, ben boya getireyim de şunun üzerini kapatalım. Şimdi bir de Neriman görüp canımızı sıkmasın, tamam mı? Hadi geçin de başka kimse görmesin, hadi. Kapatın üstünü. Geç üstüne, sen de bu işe karışın artık, hadi. Kemal Bey, mesajımı alınca beni hemen arayın bu numaradan. Hatta hemen eşinizin yanına gelin. Kaç kere mesaj bıraktım, niye açmıyor telefonunu bu adam? Bilmem. Bu çalıştığı taksi durağının plan numarası var mı sende? Herhangi bir arkadaşının, akrabasına. Artık ulaşmamız lazım Eylül. Yeter artık, soru sormayın bana. Bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. O adam hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum. Ya yeter artık, üstüme gelmeyin benim. Eylül tamam. Tamam canım, ben seni üzmek için. Ben elimi yüzümü yıkayacağım. Çok panik yaptın. Dün gece ne yaptığınızı ben de biliyorum. İsyan çıkarttık. Ya hangi mal yazdıysa cidden salakmış. Ya bu boya yetmeyecek. Kızım yettiği kadar, artık ne yapalım? Yazı okunmasın yeterli. Sen bırak canım, ben doldururum. Şu çamaşırları hallediver. Tamam. Afiyet olsun. Sağ ol.
Hayat sana güzel ya vallahi. Ben onu 5 dakika geç kalayım, annem azar manyağı yapıyor. Sen sabaha kadar dışarıda takılıyorsun. Oh. Babam çıktı mı? Babam iş gezisinde, ondan haberim bile yok. Aynısını ben yapsam annem ağzıma... Defne, ne biçim laf o öyle? O yetimhane kızlarından mı öğreniyorsun canım bu küfürleri? Her şeyin de sorumlusu bu kızlar oldu ha. Aman 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 aman. Sen onları savunmayı bırak da söyle bakalım. Dün gece neredeydin? Serkan, sana soruyorum. Ne yaptın o saate kadar? Ya çocuklarla biraz takıldık. Hangi çocuklarla? Sana ne kızım? Ne her şeyi sorup duruyorsun sen? Serkan, bir yerin falan mı kesildi? İyi misin? Yok, bir şeyim yok. Gömleğin kan olmuş. Tamam, ben bir şeyim yok. Serkan, dün gece üstünde değil miydi bu gömlek? Ya burnum kanadı biraz. Serkan, doğruyu söyle. Dün gece neredeydin? Çekmek için kıyak bir yer bulmuşsun ama polis görürse basar cezayı. Allah Allah. Birader. Herifteki rahatlığa bak. Anahtarı da üstünde bırakmış. Ormanında, göl kenarında sahipsiz bir taksi görülmüştür. Bunu arkadaşlara telsizle haber geçer misin? 34 TCF 94. Anahtar kontakta ama şoför ortada yok. Yani niye inanmıyorsun bana? Burnum kanadı diyorum sana. Tamam, çıkar. Aç, aç şunları. Ya ne yapıyorsun anne ya? Ya yaralandı mı bakacağım? Ya bırak, bir şeyim yok diyorum. Oğlum, o zaman bu kan nereden geldi? Hadi delirtme adamı da söyle Serkan, dün gece neredeydin? Ya burnum kanadı diyorum. Ay, tamam. Peki. Doktora gidiyoruz. Ya gömlekteki kan benim değil. Peki kimin? Serkan. Rica ediyorum. Ne olur. Bak ben senin annenim. Sen ne yapmış olursan ol, ben senin arkanda dururum. Ama ne olur bana doğruyu söyle. Sen dün gece neredeydin? Yolda köpeğe çarptık. Araba mı kullandın sen? Ehliyetin yok ki. Ya biz değil, ya başkası çarpmış. Ben de köpeği öyle görünce aldım bir yere koydum. Biz derken? Güneyleydik. Anne ne yapıyorsun ya? Şimdi de inanmayıp Güney'i mi arayacaksın? Ya anne kime diyorum? Oğlum makinenin kolu bozuk ondan. Hadi lan. Bozuk dediğin kolla da attık. Kolleri ona olacak. Tamam lan üzülme. Bir dahakine söz bilerek birkaç maç vereceğim. Ya oğlum yürü git ya. Alo Nazan teyze. Merhaba Güney. Dün gece Serkan'la nereye gittiniz? Nereye derken şeye gittik. Evet bekliyorum.
Serkan söylemedi mi? Ya oğlum anlatsana işte orada burada takıldık diye. Sen sus. Siz araba mı kullandınız? Hayır köpeği siz mi çarptınız? Yok Nazan teyze. Ehliyetsiz olur mu? Biz değildik. Oğlum ne oluyor lan? Ya başkası mı çarpmış köpeği? Yani. Ya Serkan mı taşıdı? O yüzden mi Serkan'ın gömleği kan oldu? Evet Nazan teyze öyle oldu. Sizin de ne üstünüze vazifeyse artık. İyi tamam hadi. İyi dersler. Of ya oğlum of. Aklım çıktı. Hay mikro falan kapmamış ol bari. Ya yok iyiyim anne ben bir şeyim yok. Ben de geleceğim. Oğlum bir daha öyle şeylere dokunma sakın. Serkan. Hadi yürü. Ya oğlum bir dursana. Bir anlatsana. Kimin köpeği ölmüş, ne olmuş? Bilmiyorum. Şeyler dönüyor da. Dur bakalım. Serkan Bey anlatır, biz de öğreniriz. Yürü hadi. Tamam. Ay kapandı, uğraşmayın artık. Sizin suratlarınız hala neden asık? Neriman Hanım'dan ceza aldık ya, ona bozuyoruz. Bir şey olmaz. Bağırıp çağırıyor, yasaklar koyuyor, geçiyor sonra. Siz de amma tırsak çıktınız. Hele sen Songül, elebaşıydın, isyanı başlattın, sonra vın. İşimiz vardı Meral, uzatma. Ne işi? Kızım sen niye bize yapıştın ki? Ördek yavrusu gibi bik 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 dibimizdesin. Defol git lan, yalnız bırak bizi. Ben de meraklı değilim sizin ezik suratınızı görmeye. İyi halt ettin. Meral'den telefonunu isteyecektim. İsteme. Eylül'ü arayıp haber vermeyelim mi yazıyı Songül? Eylül daha bilmiyor değil mi? Belki biliyordur. Belki karakolda her şeyi anlatıyordur polise. Anneciğim ne yaparız o zaman? Yok yok. Yani öyle olsa duyardık. Neyse kızlar. Siz gidin ben halledeceğim tamam mı? Meral. Kusura bakma lütfen. Dün gece biraz gerildim ya sana patladı. Meral stres topu ya bana patlayın anasını satayım. Ya tamam kızım trip atma. Sonuçta seninle benim ilişkim biraz farklı yani böyle atarlı giderli ya. Özür dile. Abart. Abartma. Telefonunu verir misin? Eylül'ü arayacağım. Alttan alma sebebin buymuş demek ki. Çıkardı şey. Vermiyorum. Ne olacak? Kızım bak annesi doğum yaptı. Kız hastanede ne halde bilmiyoruz. Hem sana kontrol paketi alırım. Bırak ya. Lan valla. Para var bak. Hem de internetli. Ya Songül'cüğüm sen misin? Evet, evet yanımda Eylül. Peki. Arkadaşların seni merak etmiş. Alo. Dün gece biri bizi takip etmiş. Dün gece ne yaptığınızı biliyorum yazmış biri yurdun önüne. Yani kim olabilir? Senin bir fikrin var mı? Hayır, kimseyi görmedim ben. Ben bir Serkan'dan şüpheleniyorum ama.
Böyle bir adilik yapmış olabilir mi? Ne diyorsun? Serkan yapmaz. Ben güveniyorum ona. Ya kim görmüş olabilir? Eğer polise söylerse hapse atarlar beni. Kazayla oldu desem de kim inanır ki? Eylül ağlama tamam. Bak bir şey olmayacak. Bulacağız, konuşacağız, ne istiyorsa halledeceğiz tamam mı? Ne yapıyorsun ya? Beni mi dinliyorsun? Ne dinlemesi be? Kontrolün bitmesin diye geldim. Dakikalar atıyor, bağlasan diyorum. Eylül. Tamam bir sıkıntı yok ya, okulda halledeceğim ben. Hadi görüşürüz. Ah. Annesi bu isyan mevzularını falan duyar diye çok korkuyor da. Korkmasına gerek yok. Olay çözüldü, cezalarımızı aldık. Tabii ya, haklısın. Hadi görüşürüz. Eylül'cüğüm ne oldu? Yurtta kötü bir şey mi olmuş? Yok. Bugün sınav varmış da ben onu unuttum. Canım benim. Öğretmeninle konuşursun. Senin için özel bir sınav açar. Gerekirse ben de gider konuşurum. Sıkma canını tatlım. Abla! Ablacığım! Seni çok üzüldüm oğlum. Ablacığım. Canım. Ah ah. Kardeş kardeşten ayrı düşürdüler. Fatma teyze. Canım kuzum. Ay bak nasıl da süzülmüş yetimhane köşelerinde. Kardeşim daha doğmadı değil mi? Kemal abi nerede? Yoldadır herhalde kızım. Odanız heyecanlıdır kim bilir şimdi. Biz Kemal Bey'i aradık ama telefonu kapalı ulaşamadık bir türlü. Dur arasaydın ya kızım. Ama dur sen. Ben numarasını bulup ararım şimdi. Yazık günah. İlk bebeğin doğumunu kaçırmasın. Büşra'cığım. Evet. Bekleyene kadar sana sütle kek ısmarlamamı ister misin? Olur. Al bakalım. Hemen şurada solda kantin var. Tamam, teşekkürler. Ferhat. Mahalledeki su taksi durağının telefonu biliyor musun oğlum sen? Eylül'cüğüm. Ben artık yurda gideyim mi? Tabii Feride Hanım. İstersen konuşurum. Neriman Hanım'la hiç gitmem. Yok, iyiyim ben. Çok iyi. Allah. Peki bir ihtiyacın olursa ara beni tamam mı? Ne olursa olsun. Unutma. Seni sevenlerin desteğiyle her sıkıntı aşılır. Kocaman görünen dertler bile kolayca çözülür. Ben hep senin tarafındayım. Tamam mı? Daima senin yanındayım. Feride Hanım. Ne oldu Eylül? Ben... Çok teşekkür ederim. Hoşça kal tatlım.
Ne yaptın lan sen? Ne yapmışım ya? Oğlum biz sana güvenemeyecek miydik lan? Dakikasına sattın bizi. Ya ne diyorsun ya? Ne satması? Sen yazmadın mı lan o yazıyı? Hangi yazıyı? Yurdun önüne dün gece ne yaptığınızı biliyorum yazmışlar. Ya ben bir şey yazmadım. Peki birine falan öptün mü? Ya hayır, kimseye bir şey söylemedim. Ya biz birlikte değil miydik? Birlikte yemin etmedik mi Songül? Niye beni suçluyorsun? Eylül, o da mı benden şüpheleniyor yoksa? Yok yok, o sana güveniyormuş. Nerede peki? Niye okula gelmedi? Annesi doğum yaptı, kız hastaneye gitti. Malum, üvey babası orada olamayacağı için annesini yalnız bırakmak istemedi. Hadi bakalım çocuklar, derse. Ha, babam İstanbul'a geliyor ha? Vedat'la konuşacak diyorsun. Üşendim lan dün sen oyunda. Hadi lan. Ha? Yeniyordun mu abi sen de? Serkan! Ne ulan, kaçıyor musun? Yok. Şu köpeğe araba çarpma masalı ne? Ya oğlum, annemi atlatmak için uydurdum işte. Tamam. Gömleğindeki kan, o nereden geldi? Ya yolda köpeğe araba çarpmış. Ben de köpeği öyle görünce... Ya hocam, bırak Allah aşkına ya. Tamam, Nazan teyzeyi yedin de bizi yeme bari. Ne oldu oğlum, kavgaya falan mı karıştın? Ya yok diyorum Güney, yok bir şey. Anlatmayacaksın yani. Tamam birader. Ben de gider Nazan teyzeye dün gece birlikte olmadığımızı söylerim o zaman, ne dersin? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ne yapayım birader, mecbur bırakıyorsun. İyi, git hadi anlat annem her şeyi. Ben de okuldakilere parkta neler yaptığını anlatayım. Kızlara nasıl iftira attığını. Bizim yüzümüzden o kızların ne hale geldiğini. Ha? Hem de içim rahatlamış olur biraz. Hadi, hadi git anlatsana annem her şeyi. Anlatamazsın değil mi? Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Sen o kıza harbiden aşık oldun değil mi? Ha? Bir halt yedin sen. Hatta belki de o kız yüzünden bir olaya karıştın ha kanka. Oğlum sana bir şey olmadı diyorum lan. Yok diyorum, bir şey anlamıyor musun sen? Ha? Anlamıyor musun sen? Tamam ya. Göreceksin lan, öğreneceğim dediğini. Tamam abi ya. Gerçek lan sen de. Cemre'cim. Ne istiyorsunuz benden? Arkadaş olmak istiyorum. Birlikte gezelim, takılalım, alışveriş yapalım. Sana hesabı takalım falan. Ya abartma ya. Eskiden de böyle şakalar yapardık birbirimize. Gerçi senin eskiden kredi kartın vardı ama. Kızma ya. Bir daha sana hesap takmayacağız. Söz. Beni kandırmanız umurumda bile değil. Hatta iyi bile oldu. Eski benden kalan son parçamı bıraktım ben oraya. Annemin son hatırasını. 394 liralık hesaba karşılık 15 yıllık taktığım kolyem. Eski Cemre'yi gömdüğünüz için teşekkür ederim. Bir şey değil. Annesinin kolyesini mi vermiş hesap için? Bize ne ya? Ya illa ki polis aramaya başlayacak. İlla ki bulacaklar cesedi. Şu şomu ağzını açmasan. Ya vallahi bak, belki itiraf edersek iyi halden falan salarlar. Geniş işten geçmeden teslim olalım Songül. Kızım, dün bir, bugün iki. Yemin ettik biz. Ölmek var, teslim olmak yok. Hem belki yazıyı bizim için bile yazmamışlardır. Sen inanıyor musun bu söylediğine?
neyin çantası mı şu? Sprey boya mı? Öldüreceğim lan ben bu çocuğu. Vallahi öldüreceğim. Dur, delirdin mi sen? Kızım. Serkan ağzından kaçırdı işte. Bu salakta sırrımızı çözdü, o yazdı. Ya Songül, sprey boya bir onda mı var? Belki o değildir. Boş boşuna kıllandırma şimdi çocuğu. Ya ne yapacağız peki? Bak şimdi. Bir hışımla gitme sakın, ürkütmemek lazım. Ya abicim, kim yayıyor ya bu dedikoduları? Yok parçayı rezil etmişim, yok bayanını yakıyormuşum. Bırakın ya. Bırak abi ya. Duyuyoruz altılık edilik hikayelerini. Oğlum, futbolda yenilmek var. Ama her zaman da yenilmiyoruz yani, değil mi Umut? Ya ben şahidim valla. Kaç defa ağlattı Serkan'ı da Güney'de. Hah, yaşadı hep ne ya? Lan açın kulaklarınızı dinleyin ha. Ya siz dün gece kaça kadar bilgisayar başındaydınız? Sabah etmişiz valla. Hep evdeydiniz yani. Ha. Yalan uğradısın Serkan. Erbatım değil mi? Kafam başka yerde gibi. Biraz beylik bir laf olacak ama... gençlikte olur böyle şeyler. Böylesi olmaz herhalde ya hocam. Dik. Yaşarken ağır gelirdi. Öyle geçince amma büyütmüşüm dersin. Hatta çoğu zaman hatırlamazsın bile. Bacaklar. Bacaklar. Yaylan. Keşke bir zaman makinesi olsa da beni alıp geleceğe götürse. Geçmiş de olur. Yeter ki bugün olmasın. Ne fark eder ki? Sadece bugünü değiştirebilirsin. Anlatmak ister misin? O kadar çok isterim ki hocam. Anlatıp kurtulmak. Ama anlatamam. Yani bu sadece benim sırrım değil. Bu hepimizin sırrı. Anlatamam hocam. Görüyor musun? İşe de gitmemiş. Kim bilir nerelerde sürtüyor. Bu kadıncağız onun bebeğini doğurmak için daha çile çeksin, acı çeksin. Bana bak. Kemal sen buradasın diye gelmiyor olmasın sakın. O yüzden değil. Değildir yani. Eylül, annen seni yurda niye koydu be kızım? Bana bakamıyorum dedi ama laf. E nihayet o evde bir tencere kaynıyor be kızım. Bilmiyorum Fatma teyze. Anneme sorarsın. Ama sıkıldım. Sabret biraz. Bilekliğini neden takmadın? Artık beğenmiyor musun? Dün
Sen alırsın da ben beğenmem mi? Düşürdüm herhalde. Gözünüz aydın hanımlar. Bebeğimiz de annemiz de Türk gibi maşallah. Gerçekten mi? Kardeşim nerede? Onu kucağıma alabilir miyim? Tabii. Siz burada bekleyin. Ben anneyi ve bebeği alıp geliyorum. Yes, yoksa. Güney. Ne haber canım? Sana ne? Yani atar yapıyorsun oğlum. Sen beni rezil ettin, ben seni rezil ettim. Yani ödeştik. Hem böyle ilişip duracak mıyız ya? Bence artık arkadaş olalım. Kızım senin amacın ne? Ha? Eğer amacın gene beni soyup kıyafetlerimi tuvalete atmaksa onu bir kere yerler söyleyeyim. Ya ben de senin çıplak vücudun meraklısı değilim, tamam mı? Allah Allah ya. Hani böyle belki ortak yönlerimiz vardır. Arkadaş oluruz falan diye düşünmüştüm ama neyse. Çok merak ettim ya. Senle benim ne gibi bir ortak noktam olabilir? Hip hop. Pardon? Bak, grafiti falan yapıyorsun herhalde. Hani oradan çıkardım. Sanatsal çalışmıyorum ben. Aklıma geleni öyle duvarlara yazıyorum, o kadar. He. Yetimhane kızları bizim erkeklerle çok kaynaştı. Sen daha gül canım. Yarın Burak onlardan biriyle kafede görünce ağlarsın ama. O zaman bizim yurdun bahçesine de o yazıyı sen yazdın değil mi? Hangi yazıyı? Hadi hadi. Anladın sen. Hasta mısın kızım? Hiçbir şey anlamadım. Ayrıca benim hip hop'la falan da işim olmaz. Çok merak ediyorsan benim olayım daha çok bu. Ay, bu ne ya? Oğlum adam böğürüyor resmen. Biz ona metal müzik diyoruz. Ulan oğlum bir kez daha anladım ben. Senle bizim ortak hiçbir şeyimiz olamazmış. Bir daha sakın benimle konuşmaya falan da çalışma be. Lan gelip kendin şimdi iş atmadın mı? Mal ya. Allah'ın gıcığı. Ağrın yok değil mi? Kemal'e haber verdiniz mi? Hayır. Aradık. Açmadı. Durağı aradım ama işe de gitmemiş bugün. Arkadaşın abisinin cenazesine gidecekti. Yavuz'u mu arasak? İşte küçük bey de geldi. İki saat sonra tekrar emzirirsiniz, olur mu? Çok küçük. Sen de bunun kadardın işte. Hayırlı olsun kardeş. Allah analı babalı büyüsün. Amin. İnşallah. Oğlum. Canım. Aynı babasına benziyor. Değil mi Eylül? Evet. Keşke o da görseydi. Ama baba gelecek. Babası oğlunu hiç bırakmayacak. Değil mi bir tanem? Babasız çocuk büyütmek çok zor Eylül. En iyi Büşra ile sen bilirsiniz bunu. Allah kardeşinizi yaşatmasın. Amin kızım, amin. Ben şu Yavuz'u arayayım bir. Kemal'e haber versin.
Oğlumun doğduğunu öğrensin, yazık. Kızım, ver şuradan telefonu. Yenge, Kemal'e ulaşırsan söyle, işleriye gitmiyor. Tamam yenge, aynen böyle söyle. Yavuz, işi falan bırak şimdi. Ben doğum yaptım. Antep'e mi nereye gitmişti? Söyle de gelsin. Ver şu telefonu bana. Otur şuraya. Amirim, bakın vallahi ben bir şey yapmadım. Yani neden burada olduğumu bile bilmiyorum. Bırakın gideyim ben. Kardeşim, zorluk çıkartma. Otur oturduğun yerde. İşler iyi gitmiyor, bir şeyler dedi. Başları belaya mı girdi bunların, ne oldu? Kötü bir şey olsaydı şimdiye kadar haberi gelirdi be kızım. Hem sen kendini bu kadar üzme. Maazallah sütün kaçar sonra. Ben gideyim. Bir şey de götüreyim mi giderken? Burada sefil olmasın çocuk. Ama ben kalmak istiyorum. Annem git. Yarın gelirsin yine. Eylül kalır benimle. Değil mi kızım? Kalırım. O vakte kadar da Kemal gelir artık. Yer yarıldı da içine girmedi ya bu. Muhakkak gelir. Pis kulağına taktı şey, kulağıma taktı ya. Gerizekalı. Serkan değil, Güney de değil. Kim yazdı o zaman yazıyı? Ben yazmadım valla. Bir tek onu biliyorum. Hepsi benim suçum. Benim yüzümden öldüler. Ölüm taşıyorum ben. Böyle hastalık gibi bulaştırıyorum. Önce annemle babam. Şimdi de bu adam. Çevremdeki herkes teker teker ölüyor. Acaba sırada kim var? Ay gerçekten kafayı yedi bu kız. Acaba Feride Hanım'a söylesek de bir psikoloğa falan mı götürse? Oldu. İçini dökerken bizi de ispiyonlasın. Dün geceyi unutacağız demiştin. Öyle bir gece hiç yaşanmadı. Bir de hakkında hiç bahsetmeyeceğiz demiştin. Ne oldu? Sızlanma kızım. Hem bak bu saate kadar başka hiçbir olay olmadı. Ya belki de biz panik yapıyoruz. Hem sonuçta kimse bizi görmedi. O herifi öldürdüğümüzü bilmiyor. Denize attığımızı da bilmiyorlar. E yazı? Ya gizli iş yapan bir tek biz mi varız bu yurtta? Belki başkaları için yazmışlardır. Olabilir değil mi? Tabii canım. Hem diyelim biri bizi gördü. Niye polise gitmesin ki? Hayır yani sonuçta zengin falan da değiliz. Şantaj da yapamaz. Doğru valla. Yani bizden alabileceği bir şey yok sonuçta. E bahçeye gömdüğümüz altınlar? Hayda. Bir de onlar vardı değil mi? Anam yola çıktı ama yarın öğlene kadar yetişemez ki. Erkekten de refakatçi olmuyormuş bacım. Benim adam da aşağıda kantinde. Maç seyredecekmiş beyefendi. Anne, herkesi aradın. Kemal abinin yerini kimse bilmiyor. Bırak artık. Nasıl bırakayım Eylül? Kocam o benim. Bebeğimin babası. Cenazesi olan kimse de bilmiyorlar. Bana yalan mı söyledi acaba? Tövbe yarabbim, kaçmış olmasın? Lafını bil hanım. Kocam bebek diye ölüyordu. Gitmeden önce avcuma altın sıkıştırdı. Bu derece bizi düşünen adam niye kaçsın? Kusura bakma bacım, ağzımdan öyle çıkıverdi işte. Hoş
Hoş geldin Hızır abi. Geçmiş olsun. Nerede Kemal? Sen de mi bilmiyorsun? El ekmek tutsun diye arabaya emanet ettim. Gölün kenarına bırakıp kaçmış. Kaçmış mı? Anahtarı da üstünde bırakmış. Çalınmadan Allah'tan biri görmüş de. Kemal Antep'e gideceğim demişti. Arkadaşının abisinin cenazesi varmış. Cehennemin dibine gitsin. Bundan sonra taksiyi çalıştırayım diye de kapımın önüne gelmesin. Al bu bıçağı da torpida gözünde bulduk. Kim bilir kimi deştiyse saklamış oraya. Kemal karıncayı bile incitmez. Bak kızım, sana acıdığım için polise gitmedim. Söyle kocana, bundan sonra taksi durağının etrafında görmeyeyim onu. Başına bir iş mi geldik? İnkar etmenin faydası yok aslanım. Adam seni teşhis etti. Evini, arabanı, her yeri arayacağız. Çaldığın altınları da bulacağız elbet. Haneye tecavüz, gasp, adam yaralama. Ne ararsan var. Zor çıkarsın artık hapisten. Komiserim, vallahi kötü bir niyetimiz yoktu. Yani kadının fazla fazla parası var diye birazını da biz alalım dedim. Öbür şerefsiz kimdi? Ortağın adını söyle. Aptal olma oğlum. Sen hapislerde çürürken o altınların sefasını mı sürsün? İçin alıyor mu bunu? Hem iş birliği yaparsan hakim de sana bir güzellik yapar belki de. Yalnızdım ben. Kimse yoktu. Götürün şunu. Gitsin biraz nezarete düşürsün bakalım. Kalk, kalk. Anne nereye? Polise gideceğim. Benim Kemal'im karısının çocuğunu ortada bırakıp kaçmaz. Kesin başına bir şey geldi. Anne gitme. Arabasını boş bulmuşlar. Kanlı bıçak da var. Ya yaralandıysa? Ver şu bıçağı da bana. Ya onu ne yapacaksın? Polise vereceğim. Parmak izi falan varsa bulsunlar. Kemal'e bunu kim yaptıysa sorumlusu kimse cezasını çeksin. Şerefsiz. Bir günlük bebeği babasından mahrum bırakan da gün yüzü görmesin inşallah. Deme öyle. Beddua et beni Umur. Bacım gitmene gerek yok ki. Hastane polisi var. Çağır hemşireyi, getirsin polisi. Hay aklınla bin yaşa. Hemşire! Hemşire! Serkan. Neyin var? Bütün gece hiç konuşmadın. Bir şeyim yok baba. Onun bu ara kafası karışık biraz baba. Nasıl yani? Ya gerçekten bir şey yok. Olur mu öyle şey? Mesela Güney'le sabahlara kadar bilgisayar başında oyun oynarken aynı zamanda... ...araba çarpmış sokak köpeklerine. Defneciğim, niye babanı bizim dertlerimizle sıkıyorsun ki? Kendisi merak etseydi telefonlarına bakardı. Toplantıdaydım Nazancığım. Açamadım. Asistanını da götürmüşsün yanında. Şirketi arayıp öğrendim. Onun vazifesi değil mi telefonlara bakmak? Kızın işi başından aşkın Nazan.
Şu Kazakistanlı şirketle anlaşmaya varmak üzereyiz. Bir yıl prosedür. Keşke birkaç tane daha asistan alsaydın. Sen seversin. Gerçi kıyamazsın onları çalıştırmaya. Keşke biraz da sen çalışsaydın Nazan. Derneğin, okul, aile birliğinin paralarını sen ödeseydin. Hani şu limiti yüksek kredi kartların var ya. Onları da ödeyiver bir zahmet. Alo. Eylül sen misin? Evet. Bütün gün seni aramak istedim biliyor musun? Hatta yanına gelmek istedim. Gerçekten mi? Keşke gelseydin. Neredesin? Geleyim mi şimdi? Yok, şimdi gelme. Sakın. Zaten bir sürü bela var başımda. Kemal'in arabasını buldular. Taksinin sahibi geldi. Eylül, bütün parmak izlerini hallettik değil mi? Hiçbir şey kalmadı. Bıçağı arabada bulmuşlar. Hani o gün düşürdüğüm bıçak. Annem de polisi çağırdı. Parmak izine bakacaklarmış. Ne yapacağım ben o zaman? Kesin beni bulurlar. Eylül, hemen o parmak izlerini silmelisin. Ya nasıl sileceğim? Ya bilmiyorum. Bul işte bir yolunu. Kardeşim benim yüzümden babasız kaldı. Ya hepsi benim yüzümden her şey. Ya nasıl yaptım ben bunu? Eylül, senin bir suçun yok tamam mı? Hepsi o pisliğin suçu. Sen mecbur kaldın. Ya bu bir kazaydı. Bak sana söz veriyorum. Her şey geçecek. Sen güçlü bir kızsın. Hadi sil o bıçağı lütfen. Tamam. Kapatıyorum şimdi. Tamam ara tekrar. Tamam. Sever misin? Severim. Yarım kilo kiraz almak için manava uğradım. Abi illa da 2 kiloyu tamamlayalım dedi. İtiraz ettim ama yani... Bana da geçenlerde 2 kilo bezelye sattı. Pişireyim onu da paylaşırız. Şaka. Yani kıymalı mı yapacaksın? Olur öyle yaparım. Vedat kahve içmek için uğramıştı. Bir şeyler konuşmamız gerekiyordu. Ben kirazlar için tabak getireyim. Komşuculuk mu oynuyorsunuz siz hep böyle? Komşuculuk oynamıyoruz. Komşuyuz biz Feride. İyiymiş, kiraz getirme ayağına falan. Saçmalıyorsun şu an. Lafını bil. Bilmezsem bunu. Ya hepsini al. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Aynen. Boş olmuyor bu saatte. Vedat ne diyorsun? Rahatsız filan etmedin. Lütfen. İyi akşamlar.
Ver emzireyim. Kim o? Hastane polisi. Anne, emzireceksin, sonra gelsin mi? Kızım, sen durumun vehametini anlamadın galiba. Girin. Konu nedir hanımefendi? Kocam kayıp. Geçen gün de biri yaraladıydı. Şikayetçi olmadı mı? Olmuş da. Kızım, ver bıçağı. Olmuş da. Dünden beri kayıp. Deniz kenarında arabayı bulmuşlar, arabasını. İçinde de kanlı bir bıçak varmış. Kızım, versene bıçağı. Biz gereken araştırmayı yapacağız hanımefendi. Ben öncelikle, kocanızın adı soyadı neydi? Kemal Yılmaz. Kirazlar da iyiymiş. Vedat, bırak şimdi kirazları. Sen beni dinliyor musun? Senden son bir iyilik istiyorum, tamam mı? 2 ya da 3 gün sürecek zaten. Babamın şu kalp durumu anlaşılana kadar her şey yolundaymış gibi davranacağız. Her şey yolunda değil mi zaten? Bak yine birlikteyiz. Birlikte falan değiliz Vedat. Hele bana yaptıklarından sonra asla da olmayacağız. Şu kapora meselesinden bahsediyorsan, ben senden niye para isteyeyim ki? Yani üzgündüm, sinirliydim, saçmaladım işte. Ya ne kaporasından bahsediyorsun Allah aşkına? Beni aldatmandan bahsediyorum ben. O bir hataydı. Bir daha böyle bir şey olmayacak, söz veriyorum. Lütfen unutalım gitsin. Ya neyi unutalım ya, neyi unutalım? Unutulacak şey mi bu? Unutalım diyor ya. Bana son bir iyilik yapacaksın. Babamın yanında birlikteymişiz gibi davranacağız. Bana bu kadarını borçlusun. Sonra zaten herkes kendi yoluna. Bitti gitti. Peki. Dediğin gibi olsun. Ali, yani kal istersen. Ne yapıyorsun? Kalsana gerçekten. Ne yapıyorsun? Burada kalamazsın. Kalkar mısın? Babama söz ver. Kalk hadi evine. Hadi evine hadi. Hadi. Ne bir ses ne de haber gelmiyor artık senden. Öylece kala kaldım deli hasretinle ben. Bir yabancı selamın ile hüzünlere daldım. Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım. Sonunda bir oyuncak
kara sevda aldım senden. Yani değişmedim hala, öyle biraz çocuk kaldım. Yok öyle el gibi durma gül biraz. Sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk olma güz, ayrılık taşır. Yok öyle el gibi durma gül biraz. Sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk olma güz, ayrılık taşır. Ben Vedat'la barışmadım. Hı hı. Gördüm aşağıda. Hayır, bir şey konuşmak için çağırdım eve. Bana bunu neden açıklıyorsun? Yarın babam gelecek. Ne olur? Baban ayrıldığınızı öğrense kalp krizim geçirir. Babam kalbinden rahatsız. Yarın buraya bir hastaneye kontrole gelecek. Korkuyorum ona bir şey olacak diye Toprak. O yüzden cesaret edemedim Vedat'la ayrıldığımızı söylemeye. Hala nişanlıymışız gibi davranacağız. Tam olarak neden korkuyorsun? Ailenden mi yoksa kendinden mi? Feride, kocaman kadınsın sen. O herif seni aldattı. Biliyorum. Biliyorum, ben de o yüzden ayrıldım zaten Toprak. Ailemin üzülmesini istemiyorum. Hepsi bu. Neyse ya. Benim bu kafaları anlamam mümkün değil. Kusura bakma. Yarın erken kalkmam gerekiyor. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Sonuçta özel okul yani. Klas ortam. Ortamdaki çocukların 10'da 9'u yakışıklı. Vay be. Biri de tipsiz ha. Olur mu canım? O biri de süper yakışıklı. Bu ne ya? Bir şey dökülmüştür. Kana benziyor. Buna inanamayacaksınız. Arka bahçede birini öldürmüşler. İnin bakın, Haydar kan içinde. Ben de şimdi diğer kızlara haber vereceğim. Ne
Ya sence babam annemi aldatmış mıdır? Saçmalama Defne ya. Ya o zaman niye asistan kızla gittiğini saklamış? Ya sen de biliyorsun anneme bir şey anlatılmıyor ki. Ya sence boşanırlar mı bizimkiler? Yok ya, olur mu öyle şey? Birkaç gün birbirlerine surat asarlar, sonra barışırlar, geçer gider. Sen de boş boşuna üzülmüş olursun. Serkan. Efendim? Ya dün gece Güney'le olmadığını biliyorum. Ya onlar bütün gün sabaha kadar oyun oynamışlar. Kim vardı yanında? Defne. Dedektifliğe başladığına göre moralin düzelmiş senin. Hı? Ya niye anneme yalan söyledin? Ya bu konuyu kapat. Ya ne karıştırıyorsun sen? Ya bak şu an daha çok merak ettim, anlatsana. Ya da anlatma, ben araştırır bulurum. Sen bilirsin. Eylül'leydik. Ya ne? Ya neden ya? Ya ne işin var senin o kızla? Ya sordun söyledim işte. Uzatma. Anneme de hiçbir şey söylemiyorsun, tamam mı? Böyle her yer kan. Arka bahçede cinayet işlenmiş resmen ya. Ay tüylerim diken diken oldu. İş ne ya? İnanmıyorsan gel beraber bakalım. Doğru mu söylüyor acaba? Gidip baksak mı? Meral bütün yurdu dolaşıp anlatıyor. Geveze ya. Şimdi bunlar arka bahçeye doluşup bakarlar da. Ya sahiden çok kan var mıydı? Ya niye temizlemediniz? Arabadaki parmak izlerini silmeyi akıl ettin ama Songül. Ya kızım vallahi kaderle temizlemiştim ya. Bu salak nereden gördü kanı bilmiyorum. Ya demek ki kan lekesi çıkmıyor. Hadi. Ne? Ne yapacağız? Bu geri zekalı bütün yurda yaymadan gidip tekrar temizleyeceğiz. Kızım ömrüme bakma ya hadi. Uf! Ya o kızdan hoşlanmıyorsun değil mi? Yok artık. Ya sana ne? Ben bir kıza çıkıp dolaşamayacak mıyım? Öylesine mi takılıyorsun yani? Ya bir bileyim de içim rahat etsin biraz. Ya yeter artık, sus ya. Yetimhane kızı o, farkında mısın? Ya sakıncası mı var? Ne olmuş yani yetimhane kızıysa? Ya gazetede yapıyorlar diye adı çıktı kızın. Diğer birlikte. Öyle bir şey yok. Hem sen de biliyorsun Güney'in yüzünden oldu bunların hepsi. Ya sen ne hakla insanları böyle aşağılıyorsun ha? Nasıl savunuyor, şuna bak ya. 2 dakikada harcadın kardeşini bir yetimhane kızı için. Defne, bak sen de kendin söylüyorsun. Sen benim kız kardeşimsin. Ama Eylül'e haksızlık etmene de izin veremem. Onu bil de Eylül'le uğraşma. Neye uğraşacağım ya? Bir kere tarzım değil. Hı hı. O yüzden mi kopya çekip kağıdı da kızın çantasına koyuyorsun? Ya ne istiyorsun sen bu kızdan? Oo, ateş bacayı sarmış desene. Kahramanlık yapıp sınıfın ortasına boşa atlamadın yani. Bak ben de sana bir sırrım vereyim. Cevap anahtarlarını annemle birlikte çaldık. Öğretmenler odasının kapısına nöbet tuttu. Ben de yazdım. Ne? Sen ciddi misin? Ya kurumuş mu çıkmıyor? Ulan çekil be. Su bulmamız lazım bir yerden, deterjan da. Kanı görmeniz lazım, çok korkunçtu. Ya biri geliyor, biri hadi. Ne yapacağız? Bir şey yapmamız lazım. Katil hala bahçede değildir değil mi? Ay yok zannetmiyorum ama tüylerim hala diken diken. Ay o kadar korkunçtu ki tam böyle köşede duruyordu. Ay ben de merak ettim. Evet şimdi göstereceğim size tam köşede. Ay çok korkunç. İşte şurası. Hani kan mikisin? Nerede? E burada. Kolu bu bence. Kutusu da orada. Islak bu.
Siz mi döktünüz kolayı? He, biz döktük. Kızım, kan lekesi var dedin, sana inandık. Ya kızlar baktık ki kolayla vişne suyuymuş. Kadar sana kaç kere söyledim? Şu kız her şeyi abartıyor, inanmayalım demedin mi? Boşuna geldik buraya. Uykum var benim, hadi gidelim. Hadi kızlar, biz de gidelim. Gidelim ya. Sabaha kadar şu sandalyenin tepesinde başımı bekledin ya. Hakkını ödeyemem ben senin. Olsun annem, ne olacak? Siz iyi olun da. İyiyiz de eksiyiz işte. Daha baba kokusunu alamadı yavrucak. Sen bugün okulundan kalma git. Fatma ablan gelecek nasıl olsa. Bugün taburcu olacak mısın? İnşallah. Eylül. Dur bir kızım. Kemal abinin nerede ne halde olduğu belli değil. Loğusayım da. Sen en iyisi benimle eve dön. Bana yardım edersin ha? Temelli mi? Kemal abin gelene kadar. Anladım. Peki. Eylül, sen okula gitmiyor musun kızım? Gideceğim Fatma teyze. Annem sana emanet. Sen rahat rahat git okuluna. Gözün arkada kalmasın. Hadi güle güle. Mesude, Kemal'den hala haber çıkmadı mı? Yok. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Allah vermeye de başına bir iş getirip bir köşeye mi attılar, ne oldu? Allah korusun be kızım. Eylül, ne duruyorsun kızım? Gitsene. Çöp sanki burası. Temizlik ahlakını öğretemedik şunlara. Dökerler, saçarlar, ondan sonra da bir de yalan uydururlar. Neymiş efendim? Kanmış. Tövbe estağfurullah. Hediye, şu bakanlığın gönderdiği fideler var ya, böyle bütün bahçeye dikelim, tamam mı? Olur mu? Peki efendim, siz nasıl isterseniz. O kızlara da söyle, döktükleri çöpleri toplasınlar. Peki efendim. Eylül. Songül bana her şeyi anlattı. Ne? Sırrınızı artık ben de biliyorum. Rahat olabilirsin. Yalan söylüyorsun. Geçen gece ne yaptığınızı ben de biliyorum. Bahçedeki kan izlerini gördüm. Niye yaptınız Eylül ya? Kazayla oldu. Bilerek yapmadım. Ah canım ya, bir de senden dinleyeyim olayı. Eylül bugün okula gelir mi acaba ya? Ay gelsin vallahi ya. O annesine refakatçilik yapıyor, canımız çıkıyor bizim burada sır saklamaktan. Ay sanki adamı biz öldürdük ha. Ya kızım bir iyilik yaptın, bari arkasına dur ya. Hemen yan çizmesen olmaz ha. Ya susmasana, anlat işte, ben zaten her şeyi biliyorum. O gece bahçeye çağırdım. Gelmezsen çok kötü şeyler olacak dedi. Mecburen gittim ben de. Sonra üstüme saldırdı. Eylül.
Gel biraz yürüyelim. Rahat rahat konuşuruz. Kızlar hayırdır ya? Ne konuşuyor bu? Sen anlatmışsın ya işte. Saçmalama kızım, ne anlatmışım? Ama o öyle dedi. Bahçedeki kan izlerini de görmüş. Biliyordum işte bir şeyler karıştırdığınızı. Ne anlattın lan bu pisliğe? Biri arka bahçede üzerine saldırmış. Evet, ben saldırdım. Zaten gıcık oluyordum. Sen mi? Evet, ben. Bayağı bir kapıştık. Elindeki kolayı yere düşürdü ama barıştık sonra, değil mi? Evet, öyle oldu. Nasıl kıvırıyorsunuz ya? O zaman niye telefonda kim olduğunu bulacağız dedin? Lan çakal, sen beni mi dinledin? Bak, cevap bile veremiyorsun ama. Ya veririm. Ya birisi defterime küfür yazmış. Ben de Eylül'den şüphelendim ama o değilmiş. Onu konuşmuşlardır. Evet. İnanayım mı yani? Ya sen ne biçim bir arkadaşsın? Bak, arkadaşın annesi doğum yapmış. Nasılsın, iyi misin diye soracağına neleri kurcalıyorsun? Öğrendin işte. Cemre ile Eylül arka bahçede fena kapıştılar. Biz senden saklamıştık. Rahatladın mı bebişim? Kızlar, eğer bu sırrı saklayacaksak birbirimize güvenmemiz lazım. Kimse birisine bir şey söylemedi, söylemeyecekti. Böyle oltalara gelmeyelim. Köşegen sayısı kenar sayısından 3 fazla olan bir düzgün çokgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? Arkadaşlar, bu konuya iyi çalışın. Gelecek ders devam edeceğiz. Songül, geçen dinlettiğim müziği sevdiysen getireyim mi albümleri? Git başımdan be, çocuk. Niye? Çok ortak yönümüz var demiyor muydun? Ne oldu lan? Salı mı yürüyor? Yürümüyor. Koşuyor, koşuyor. Oo, sevgililik durumları falan. Anlayalım. Ne oldu? Kavga mı ettiniz? Sevgili arkadaşın seni ezik gibi yalnız bıraktı, gitti. Sana ne kızım, git başımdan. Kulağında problem mi var? Uza dedik. Ya konuşalım biraz. Ne hakkında? Ya sen kafa bir kızsın. Biz seninle çok iyi anlaşırız aslında ama arkadaş çevreni değiştirmen lazım. Onda sorun yok, değiştiririz. Ama senin derdin ne? Açık açık söyle bakalım. Yani seninle arkadaş olmak, birlikte takılmak istemez misin? Bak, öbürlerini yanıma bile sokmam ama sen havalı bir kızsın. Ya bizi uyarsın yani. Uyarım tabii. Neden uymayayım?
Hadi o zaman kantine gidelim. Benim arkadaşım sen sınıfta yalnız oturamaz. Hadi gel. Meral deli ya. İş güzel ya, ne olacak? Sen git hemen dedikodu yap değil mi? Ya bahçe teftişine çıkmış manyak. İyi oldu bence. En azından kan lekesini fark ettik. Aynen, Neriman Hanım görseydi şimdi hapisteydik. Size bütün bunları yaşattığım için özür dilerim. Her şey yolunda mı? Bahçede kan lekesi bırakmışız. Hemen temizledik ama yurtta seri katil efsanesi dönmeye başladı. Bakın kızlar, davranışlarınıza dikkat etmeniz gerek. Evet, doğru söylüyor. Bakın, şimdi artık yanarsak birimiz değil, hepimiz yanarız. O yüzden çözülmeyeceğiz, anlaşıldı mı? Kader, özellikle de sen. Bak, en zayıf halka sensin. Ay tamam be, üf! Annem beni eve çağırdı. Kemal abin dönene kadar dedi. O artık dönmeyecek ki. Ya en azından evine gidiyorsun, bu da bir şey. İyi de Songül, ben ne yapacağım? Adamın her yerde fotoğrafları var, eşyaları var. Nasıl dayanacağım ben buna? Eylül, orası senin annenin evi. Küçük bir kız kardeşin var. O adamdan önce senin ailendi onlar. Yine öyle olacak. Öyle pislik bir herif yüzünden sakın ailenden vazgeçme. Doğru söylüyor Eylül. Dayanacaksın. Bak artık hiçbirimiz çocuk değiliz. Hele o olaydan sonra hepimiz büyüdük. Bundan sonra hayatımıza hiçbir şey yaşamamış gibi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam mı? Ama siz yine de yanımda olacaksınız değil mi? Vallahi arada börek falan getirirsen olur kankacığım ama yoksa bilemiyorum. Ya obur. Biz her zaman senin yanında olacağız. Ay vallahi Defne çok sağ ol. Afiyet olsun. Ya Meral, benim aklıma ne takıldı biliyor musun? Senin şu yetimhanedeki arkadaşın Songül. Eski arkadaşım diyelim yalnız. Neyse, ne yapmış? Güney'den mi hoşlanıyor? Bilmem. Olabilir. Güney tatlı çocuk aslında. Ne yalan söyleyeyim, başta ben de hoşlanmıştım. Neden soruyorsun? Sen mi aşıksın bu çocuğa? Yok ya, ne alakası var? Ya bir kere tipim değil. Tipin değil ama çocuğu yiyecekmiş gibi bakıyorsun. Ya saçmalama. Ya hiç işim olmaz. Bir kere gıcığın teki. Bak ama sen böyle konuşacaksan. Tamam. Tamam tamam, kızma. Sen daha kankanı tanımadın. Ben bir şekilde öğrenip sana her şeyi anlatırım. Çok güzel. Ben hep sana ısmarlayacağım bunlar. Üstüm. Öğrenmişsin kaldırımda durmayı. Bu saatte taksi bulamazsın. Taksi değişim saati. Ya babam gelecek, kapıda kalacak şimdi adamcağız. Atla bırakayım istersen. Ha? Yok yok yok, şimdi onun dilinden kurtulamam ben. Yok kimdi o? Vay efendim, yakışıyor mu hiç nişanlı bir kıza, başkalarının motoruna binmeler falan. Olmaz. Sen bayağı bayağı korkuyorsun babandan. Saygı duyuyorum diyelim. Hı. Ondan gerçekleri saklayarak. Yalan söyleyelim. O başka, bu başka. Hadi atla bırakayım. Görmediği bir yerde indir. Taksiyle geldim. Düşmeyiz değil mi? Yani bunu takıp bana sıkıca sarılırsan düşmeyiz. B
Ben ailemi bulunca yurttan hiçbir şey almayacağım yanıma. Her şeyi burada bırakacağım. Arkadaşın hayali ailesi çok zengin ya. Ona yenilerini alırlar artık. Evet, alacaklar. He, alırlar. Sakın bizi ziyarete gelme. Bir daha adımını bile atma buraya. Siz bize gelirsiniz. Annem çok güzel börek yapar. Ay, geliriz vallahi, değil mi? Ne diyorum ben ya? Annemin kocasını öldürdüm ben. Kardeşimi babasız bıraktım. Bir de burada fırsatçı gibi hayal kuruyorum. Benim o eve gitmeye hakkım yok. Var işte. Eylül, bak orası senin evin. Senin annen var, kardeşlerin var. Annem Kemal diye ağlayacak. Erkek kardeşimi gördükçe onu hatırlayacak. Hayır, her şeyi unutacağız. Hiçbir şey yaşamamışız gibi hayatımıza devam edeceğiz. Ya biz unuturuz unutmasına da yine yurdun önüne bir şeyler yazarlarsa ne olacak? Kızlar, ben ne diyorum biliyor musunuz? Bakın, bence o yazıyı bizim için yazmadılar. Biz böyle panikle görünce bir an sanki bizim için yazdılar sandık. Ha, suçluluk duygusuyla kendimizi yonttuk diyorsun. Yani aynen. Ya, komple yırttık yani. Tabii canım. Kötü adam öldü, mutlu son. Eylül, hadi sen bırak. Git Neriman'a haber ver, ben hallederim. Tamam. Bir gün ben de böyle gidecek miyim acaba ya? Annem beni geri almaya karar verdi. Anneliğini mi hatırlamış? Yeni doğum yaptı, yardıma ihtiyacı var. Anlaşıldı, anlaşıldı. Sana evi temizletip yemek yaptıracak. Öyle değil. Neyse, ben eşyalarımı topladım zaten. Buradan öyle bavulunu alıp çekip gidemezsin küçük hanım. Otel mi burası? Bir devlet kurumu. Annene söyle gelsin, bir zahmet belgeleri imzalasın. Bu işin resmi işlemleri var canım. Çocuk oyuncağı mı bu? Bugün hastaneden çıktı, gelemez ki. Hem zaten üvey babam gelene kadar kalacağım. O gelmezse tamamen alacak beni. Bir daha dönmeyeceğim buraya. Tamam. Ben annenle telefonda konuşurum. Gelir bir ara belgeleri imzalar. Resmi işlemler tamamlanıncaya kadar da izinli sayılırsın. Tamam mı? Evet. Hülya. Bakıyorum Nazan Hanım. Kim geldi? Tevfik Bey geldiler. Nereye? Mutfağa. Yemeklere bakacağım. Çocuklar gelmeden seninle bir şey konuşmak istiyorum. Özür dileyeceksen hiç yorulma Tevfik. Daha sinirim geçmedi. Öyle bir niyetim yok. Ben başka bir şey söyleyecektim. Neymiş o? Boşanmak istiyorum. Babam gelmiş. Ben gidiyorum, teşekkür ederim. Feride. Kask. Kaskı çıkartayım ben, dur. Unuttum. Teşekkür ederim. Babacığım. Hoş geldin. Çok bekledin mi? Aslında erken çıktım ama trafik olduğu için şey... Kızım, önce bir öpeyim, sonra mazeretlerini sıralarsın. Çok özledim. Ha, ben hiç özlemedim. Damat nerede? İşten hemen izin alamıyor öyle tabii. Olsun. Şu hastane işlerini halledelim bugün. Akşama görüşürüz. Yarın hallederiz canım hastane işlerini. Yol yorgunusun zaten şimdi. Olmaz öyle şey. Bugünün işini... Yarına bırakma. Anladım. Hadi eve geçelim. Dur, ben valizini alayım. Aa, dur kızım. Aa. Kızıma valiz taşıtacak kadar yaşlanmadım ben daha. Otobüsle gelmişsin. Ya o teneke kutunun içinde sıkışıp uçamıyorum ya.
Ha, şuna uçaktan korkuyorum demiyorsun da. Bana bak. Sen beni eleştirecek kadar olmadın daha. Serseriye bak. Sinir oluyorum şunlara ya. Gel, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bunları imzalarsak İş dallanıp budaklanmadan hızlıca hallolur. Ben de kocam işe gidiyor. Ailesini geçindirmek için para kazanıyor sanıyordum. Meğer avukatıyla kuyumu kazıyormuş. Lütfen olayı bu kadar abartma. Evliliğimiz zaten bitmişti. Bu kağıtlar sadece formalite. Sen ne diyorsun Tevfik? Benim evliliğimi bitirmeye hiç niyetim yok. Mal varlığını eşit bölüşeceğiz. İtiraz edersen avukat masrafları, dava süreci hem bizi yıpratacak hem de bütçelerimizi. Ah, sanki tarla bağışlıyor. Tabii ki mal varlığını eşit bölüşeceğiz. Seninle evlendiğimde hiçbir şeyin yoktu. Hayatın boyunca da çalışmadım. Nankör. Ben senin için neler yaptım? Sen başarılı bir iş adamı ol diye ben ne fedakarlıklarda bulundum. Şimdi de karşıma geçmiş bana bunları mı söylüyorsun? Sakin ol, bağırma. Sen bana ne yapıp yapamayacağımı söyleyemezsin. Boşanmıyorum. Şu anda hiç mantıklı düşünmüyorsun. Ben mi düşünmüyorum? Sen kendine bak. Ha, tabii. Boşanıp o beraber olmayı hayal ediyorsun değil mi? Buna asla izin vermeyeceğim Tevfik. Asla. Bu konunun kimseyle alakası yok. Tabii. Sen bunu benim küllahıma anlat. Bu yaptığına çok pişman olacaksın. Çağırmışsınız Neriman Hanım. Gel bakalım. Kapat kapıyı. Bir şey mi oldu? Bilmem, sen söyleyeceksin. Ben? Anlamadım. Ben bir şey bilmiyorum. Hadi hadi, duymuşsundur. Nedir bu kan meselesi? Kızlar konuşup duruyor. Etrafı kontrol ettim ama bir şey bulamadım. İçeriden bilgi lazım. Ben bir şey duymadım. Yani öyle saçma sapan seri katil hikayeleri falan anlatıyorlar ama saçma yani. Bak sen, bilmiyorum diyorsun yani. Bilsem de bir şey söylemem der gibisin. Ailenin yerini öğrenmekten vazgeçtin sanırım. Ben ailemin yerini bildiğinizi düşünmüyorum Neriman Hanım. Sana yalan söylüyorum yani. Öyle mi? Bu kanıya nereden vardın? Ha. Odamın dolaplarını karıştırıp dosyanı bulamayınca böyle karar verdin. Haksız mıyım? Yok Neriman Hanım, ben yapar mıyım öyle şey? Önemli değil, önemli değil. Bunun için sana ceza vermeyeceğim. Ama bir daha uğraşmayasın diye söylüyorum. Senin dosyan o dolapların içinde değil. Onu yanımdan ayırmıyorum. Bak burada. Neriman Hanım, onu bana verin ne olur, yalvarırım. Bu yaşınıza kadar ben size bir şey öğretemedim mi? Hayatta her şeyin karşılığı vardır. Benden istediğin bilginin de karşılığını biliyorsun.
ben bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. İki gözüm önüme aksın ki bilmiyorum. İyi düşün. Önemli bir karar vermek üzeresin. İyi düşün. Ailen seni bulunca kim bilir nasıl sevinecek. Seni alıp güzel bir eve götürecekler. Öpüp koklayacaklar. Yavrum, kızım diyecekler. Güzel elbiselerin, mutlu bir hayatın olacak. Hepsi bu zarfın içinde kader. Defne, hadi sen içeri geç. Ne oluyor ya? Babamla bir şey konuşacağım. Hadi Defne. Baba, bu bavul ne? Nereye gidiyorsun? Yine mi iş seyahati? Buyur. Çocuklara da söyle bana söylediğini. Ya ne oluyor ya? Yine mi kavga ettiniz? Anne? Bilmiyorum kızım. Babana sor. Bizimle mutsuz olan o. Boşanmak istiyor. Sizi terk ediyor. Arkasına bile bakmadan çekip gidiyor işte. Nasıl ya? Çocuklar, bakın bu konular böyle ayaküstü konuşulmaz. Yarın üçümüz yemeğe çıkalım. Ben size orada her şeyi anlatırım. Ya ne demek boşanmak ya? Ya nasıl yaparsınız siz bize bunu? İkinizden de nefret ediyorum. Söylüyor. Evet oğlum. Boşanmak istiyorum. Boşanacağız. Ama sizi asla terk etmeyeceğim. Siz benim canımsınız. Şimdilik bir otele çıkıyorum. Ama en kısa zamanda bir ev tutacağım. Odanız olacak. Beni istediğiniz zaman ziyarete gelebileceksiniz. Asistanın da cici anneleri olacak, değil mi? Onu da söylesene çocuğa. Nazan, çirkinleşme lütfen. Mutsuzum. Bu evlilik çoktan bitmişti. Defol. Köpek gibi pişman olacaksın. Geri dönmek isteyeceksin ama bu kapı sana bir daha açılmayacak. Asla. Çocuklarını da görmeyeceksin. Defol. Anne. İyi misin? Evet. İyiyim. Mesude, sen biraz uzan kızım. Ben sana yastık falan getireyim. Sana da çok zahmet verdik be Fatma abla. Hakkını helal et. Ay helal olsun kızım. Ne yaptım ki? Eylül nerede kaldı ki? Neredeyse gelir. Yoldadır. Mesude. Ben sana bir şey diyeceğim ama. Nasıl diyeceğim bilemiyorum.
Ne diyeceğim Fatma abla? Hastanede seninle aynı odada yatan kadın vardı ya, bana bir şey dedi. Ne dedi Fatma abla? Meraklandırmasana. Eylül'ü görmüş. Polise bıçağı vermeden evvel sapını silmiş. Yok canım. Niye yapsın öyle bir şey? Yanlış görmüştür. Ben de konduramadım kızım. Ama insanın aklına her türlü şey geliyor. Kader. Hazır mısın? Evet. Hadi gel kapıya kadar geçirelim. Tam olarak ayrılıyor sayılmayız. Sonuçta görüşeceğiz okulda. Ne istiyormuş Neriman senden? Niye çağırmış? Hiç. Ne demek hiç kızım? Ne konuştun anlatsana. Ya öyle... Kanı falan görmüş, onu sordu. Bir şey söylemedin değil mi? Yok. Vallahi söylemedim. Ama bana bir zarf gösterdi. Hep çantasında taşıyormuş. Ailemin yeri onun içinde yazıyormuş. Ya bırak kızım ya. Sen hala inanıyor musun o cadının masallarına? Onun bildiği yok. Ya biliyorsa? Öyle mi? Kader. Bak sen buradan yürürsen çok sürmez çözülürsün. Ben de seni oyarım, anladın mı? Bırak son gün canımı acıtıyorsun. Kızlar tamam. Hani beni geçirecektiniz? Ulan var ya. Bunlar hep Meral'in ya. Tamam hadi kanı gördün. Çeneni tut bari. Yok abi. Hatunun ağzı gevşek. Neriman'ın kulağına su kaçtı bir kere. Bizi o suda boğmadan bırakmaz anasını satayım ya. Bir dünya iş açtım başınıza. Sen ben yok kızım. Sakın vicdan yapma. Bak anca beraber kanca beraber, tamam mı? Sen burayı tamamen unut. Yetimhaneye hiç gelmedin. Bunların hepsi kötü bir rüyaydı. Ben aileni bulacağına inanıyorum Kader. Sen benden daha mutlu ayrılacaksın burada. Sağ ol. Cemre yok mu? Ya sap sap dolanıyordu kendi başına. Bırak boş ver, zaten yarın okulda göreceksin. Kader. Hadi gel bari minibüse kadar geçirelim. Hadi. Kardeşimin adını ne koyalım? Kemal abin gelsin. O koysun oğlunun adını. Ablam geldi. Sen dur. Anca gelebildim anne. Yurt müdürü Neriman Hanım dedi ki... Bıçağın sapını sildin mi? Ne? Kemal'in arabasından çıkan bıçak. Polise vermeden sildin mi sapını? Hayır. Yemin et. Yaptın değil mi? Başımı kevermler. Anne ben aslında... Kimin parmak izi var o bıçakta? Sen biliyorsun değil mi Kemal'in başına gelenleri? Konuş! Yaraladılar mı kocamı? Öldürdüler mi yoksa?
Kemal'im nerede? Bebeğimin babası nerede? Anne yapma ablama. Onu merak ettiğin kadar beni de merak ettin mi anne? Hiç düşündün mü bu kız yetimhanede ne yapıyor? Başına ne geliyor diye hiç düşündün mü? Anneliğin aklına geldi mi hiç? Allah kahretsin o Kemal'i. Sus! Ne yaptı sana adam be? Anlattım sana, anlattım ama inanmadı. Gene inanmam. Yapmaz Kemal'im. Abla. Tamam ablacığım, bir şey yok. Onca yasız annelik yaptım. Kadınlığımı bilmedim babasız çocuk büyütürken. İlk Kemal okşadı saçımı. İlk o karıcığım dedi. Biraz da ben mutlu olayım be dedim. Ama sen çok gördün bunu bana. Annem hep annem kalsın, kadın olmasın, eş olmasın diye kocama iftira attın. İftira attım öyle mi? O pislik bana... Anne yapma! Kocana ne oldu bilmiyorum. Sen onun oğluna anne ol. Büşra'ya ol. Ama bana oğlu. Abla. Sesin abla. Çıkma. Anla halimden. Abla gitme. Yaram çok derin, kanar her yerimden. Merhem yoktur cümle alemde. Soran olsa akar gözlerimden. Nereye gideyim, nasıl edeyim? Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanıp sen de meyletme. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanıp sen de meyletme. Giden gitsin, sen kal öle. Ya Eylül yeter. Ağlama artık. Tutamıyorum kendimi. İçine atacağın ağlasın bırak. İnsanın böyle annesi olacağını hiç olmasaymış daha iyi. Vicdansız ne olacak? Madem eve almıyorsun, neden ümitlendiriyorsun yani, değil mi? Kızlar. Hadi biz etüt odasına gidelim. Eylül biraz yalnız kalsın. Songül, bazen arkadaşlar aileden daha iyidir, değil mi? Öyle galiba. Ben Neriman Hanım'a sırrımızı söylemedim. Yani bir an dilimin ucuna kadar geldi. Söyleyecektim. Ailemin yerini öğrenmek için satacaktım sizi. Ama yapmadım. Kızım sözle. Ailenin yerini ben bulacağım sana. Ya. Hadi gidelim. İstemiyorum, örtme.
de ver yetimhaneye. Olur mu hiç öyle şey kızım? Ablam verdin ama. Ben de onunla kalacağım. Sen bizi sevmiyorsun çünkü. Kemal abiyle bebeğini seviyorsun sen, tamam mı? Büşra, deme öyle kızım. İnsanlar öyle bir anda boşanmaz ki. Babam da geri dönecek değil mi anne? Dönse bile ben almayacağım ki. Bundan sonra sizin babanız yok. Sadece anneniz var. Bu evde bir şeyler değişecek artık. Öyle isteyen istediği gibi girip çıkamayacak. Babanız çok başıboş bıraktı sizi. Ama ben anneniz olarak disiplini ve terbiyeyi yeniden öğreteceğim size. Niye biz terbiyesiz miyiz anne? Öyle oldunuz. Maalesef. Kapıcığım. Bak doktorun söylediklerini sen de duydun. İlaçlarını düzenli kullanırsan hızla iyileşeceksin. Sorun kalmayacak, tamam mı? Ya ben dedim kızım, turp gibiyim diye. Hepsi annenin evhamı işte ya. Herkes ayağa kaldırdı. E o zaman madem babam da iyi, şu evlilik durumunu biraz öne alalım diyorum. Ne diyorsun Feride? Bakarız Vedat. Canım yıllardır nişanlıyız, artık evlenelim. Yakında babam beni terlikle kovalayacak kızımı almıyor musun diye. Siz nasıl arzu ederseniz çocuklar. Bizde ısrar yok. Hemen babacığım. Hemen yapalım, olsun bitsin. Hatta ben nikah için yarın gün alayım diyorum. Vedat, ben bu aralar çok yoğun çalışıyorum biliyorsun. Yani öyle aceleye getirmenin bir anlamı yok. Lütfen. Tatlım. Ben iş yerinden izin alacağım zaten. Sen hiç merak etme. Evlilik işlemleri bende. Şöyle klasik bir düğün yapalım diyorum. Davullu zurnalı. Her gün evlenmiyoruz ki. Hem eş dost da bir güzel eğlensin, değil mi? Siz bilirsiniz çocuklar. Babacığım ben bir çöp atıp geleyim. Ben atardım. Gerek yok. Ben atarım. Akşamlar. Sana da. İyi misin? Yani işte. Anlatmak ister misin? Haklıydın galiba. İçeride babama saçma sapan bir oyun oynuyoruz. Vedat da bu durumdan vazife çıkarıp nikah işlemlerine başladı bile. Adam akıllıymış.
Sen hiç bocalamaz mısın bu hayatta? Hiç mi yanlış bir şey yapmadın yani? O konuda seninle yarışırım. Peki. Nasıl bir yanlış yaptın en son mesela? Mesela en son bir öğrencimin canı sıkkındı. Ben de anlatmak ister misin dedim. Hayır dedi. Demek ki yeterince güven sağlayamamışım. Bir yerde bir hata yapmışım. Bu. Benim kızlarımdan biri miydi? Erkek öğrencim. Sabah hapishaneye naklediliyorsun aslanım. Sen mal gibi öyle cezanı çek. Ortağında altınlarını afiyet değilsin. Buna da para gönderir belki. Ne gönderecek? Altına güzel bir araba çeker. Sevgili yapar. Barlarda, plajlarda yer bence. Sen de derdine yan. Taksiyi beraber çalıştırdığımız arkadaşım. Vallahi o planladı her şeyi. Ben masumum. Nerede oturuyor bu Kemal? Evini biliyor musun? Feride nerede kaldı ya? Ben bakayım baba. Gelemedin bir türlü. Muhabbet tatlı galiba. Geleceğim şimdi. Baban da merak etti hadi. Tamam gir içeri sen geleceğim şimdi. Ne oluyor ya? Babanın yanında canım cicim. Dışarıda bununla konuşmalar, flört etmeler. Ne diyorsun sen ya? Doğru düzgün konuş. Feride zor durumda kalmasın diye susuyorum. Yoksa sana haddini bildiririm. Feride sen de babanın yanına geç istersen. Görüşürüz. Görüşmeyeceksiniz. Babanla konuştum. Bu evden memnun olmadığımızı söyledim. Taşınacağız buna. Ne saçmalıyorsun sen? Burası benim evim. Babam bakıyor. Tartışmayalım istersen. Tartışalım ya. Gerçekten. Gerçekten tartışalım. Hatta ben artık saçmalamaya bir son vereyim ve bu oyunu bitireyim bence. Niye bitiriyorsun ya? Feride. Feride dur. Babacığım. Feride. Babacığım seninle konuşmak istediğim bir konu var. Feride. Ben annemle sana yalan söyledim baba. Feride. Ben aslında bu adamdan ayrıldım. Beni bir kadınla aldattı bu. Ama siz üzüleceksiniz diye. Yok öyle bir şey baba. Yani Feride abartıyor. Tamam bir şeyler oldu ama siz de erkeksiniz bilirsiniz. Öyle önemli bir şey değildi. Öyle mi? Baba. Senin ceketin nerede ha? Al şimdi onu. Hadi güle güle. Baba. Oğlum, İmra polis mi çağırayım ha? Kızım istemiyor işte. Babacığım sakin. Hadi güle güle.
Çıkarken kapıyı kapatmayı da unutma. Hülya'ya hep şu prizlerin içini temizle diyorum ama o unutuyor. Anne, saatin farkında mısın peki? Hiçbir şey benim istediğim gibi olmuyor. Bak şu prizlere bak, bak ne kadar pis. Baban da beni boşayacak. Defne'yle sen de benden nefret ediyorsunuz. Anne, olur mu hiç öyle bir şey? O kadar uğraştım, didindim. Ama başarılı olamadım. Sen de Defne de beni bırakıp babanın yanına gideceksiniz. Anne, biz hiçbir zaman seni yalnız bırakmayacağız. Her zaman yanındayız. Ağlama. Ağlama lütfen. Kemal'den haber mi getirdiniz? Sağ mı? Hayatta mı? Bir şey deyin. Biz de kendisini arıyoruz. Eşi misiniz? Evet. Evde değil ki. Ben de arıyorum, yok. Kaçmış. Kaçmış mı? Kemal kaçmaz. Niye kaçsın? Kocam seviyordu beni. Oğlu doğacak diye sevinçten uçuyordu. Kocanla Yavuz yaşlı bir kadının evine girip altınlarını gasp etmişler. Bundan haberiniz var mı? Ne? Yavuz her şeyi anlattı. Şimdi eve girip arama yapacağız. Bakalım altınları buraya mı saklamışlar? Geçin. Al sen bunları. Nereden çıktı bunlar? Ya çocuk için almıştım. Hani doğumda masraf olacak falan ya. İşte lazım olursa bozdururuz. Anne? Anne, ne oluyor? Korkma ufaklık. Yok bir şey. Mektubum var. Yurtta başka Eylül yok değil mi? Boyfriendlerine söyle mail atsınlar. Kırıyor musunuz ya? Mektup mu kaldı?
Hadi aç. Sana ne be? Belki özel bir şeydir. E siz de yanındasınız. Ama biz onun arkadaşlarıyız. Senin gibi satıcı ve şerefsiz değiliz. Hadi. Sizsiniz şerefsiz. Bir daha da telefonumu vermeyeceğim. Oluyor şimdi? Göl kenarında düşünmüştüm. Ya işte biri varmış orada, her şeyi görmüş. Ya ama kim? İçinde bir şey yazıyor mu? Baksana. Kemal abini özledin mi? Kemal abi yaşıyor. Her şeyi anlatacağım. Ama önce zarfı verin bana. Çok soğuk, susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyun. Film gibi değil mi halim, daha da ne olsun? Gidecek gibi değil bu zalim, görüyorsun. Tam çıkış yolunu buldum kaçarım derken, geçmişten biri gelip tutar biliyorsun. Geri gelse de bir görse babam. Kırgın çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. Gelse de bir görse babam. Kırgın çiçeklere dönmüş hayat.